Bu videoda beklediğini alamayan insanlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Burası dilek havuzu gibi bir şey değil mi ya? İnsanlar para atıyordu. Abla da attı da adamın kafasını attın abla ya. Nasıl tutturdun onu? Dileğim kabul olur umarım diye atıyorsun. Kabul olmayacağı çok belli ya. Adamın canı yandı. Bu çocuk galiba dolaptan bir şey almaya çalışıyor ama hiç beklediği şeyler olmadı. Dolap gitti. Sabah kalkacak annesi babası diyecek ki aa bu yemeklere ne olmuş acaba? Abi bir şey getirdi. Kargocu muyuz abi? Oha! Ne çıktı oradan? Abi canavar gibi köpek çıktı ya. O neymiş öyle? Şuna bak. Camı kırdı. Dışarı nasıl çıktı? Abinin bence işteki son günü ya. Çünkü yani bu korkuyla da başka evlere yanaşamaz bu adam. Dans akımı mı? Hadi bakalım dans akımı. Hop. Ay! Ay! Ablanın boynunu mu kırdın? Ne yaptın? Dans ederken şöyle vurdu. Ablanın boynu incindi ya. Yüzerken sakın video çekmeyin. Neden abi? Boğuluyor mu? Yok, kafayı vuruyorsun. Acımıştır ama ya bak tam şurası. İy, nasıl da denk geldi oraya. Neyse yine bence ucuz atlattın yani abi. Telefon da düşebilirdi. Hem telefonu düşürüp hem kafanı da vurabilirdi. Benden daha iyi saç çizgisi olan birini tanımıyorum. Ha, senin iyi mi? He, senin bayağı iyiymiş ya. Abi bu alnın ne senin böyle ya? Saçın ayrıca niye o kadar geriden başlıyor abi? Sürpriz yumurta mı? Ay! İçinden ne çıktı onun? Böcek çıktı, örümcek çıktı ya. Onu oraya kim koydu? Bir şey diyeceğim. Bence çocuğun şakasıydı ya bu. Sürpriz yumurtadan nasıl örümcek çıkabilir? Kesin çocuk bunu bilerek getirdi oraya, bize şaka yaptı. Erkekler 100 dolarla ne kadar makyaj malzemesi alabileceğinizi düşünüyor. Bu kadar mı? Yo ben düşünmüyorum. Ne alabiliyorsun? İki tane şey alabiliyorsun. Yani evet, fiyatlar arttığı zaman beklediğini alamazsın. İnsanlar bütün gün ne yaptığımı düşünüyor. Oo abi sen katana mı üretiyorsun? Vay, bunları yapıyordur. Bütün gün bir şeyler atıp kesiyordur abi. Fruit Ninja gibi takılıyordur işte. Bütün gün ne yapıyorsun aslında? Hayır ya. Kılıcı biliyor doğru. Yani adam onu yapmazsa nasıl kesecek? Bir de o var. Bunu istediniz. Ay, bu ne ya? Abi bunu kim yaptı? Şuna bak. O köpke gelecekti. Bu ne? Bu köpek olduğu da belli değil. Köpeğe de benzemiyor zaten. Ne bu abi? Yetişkin olduğum zaman nasıl olacağını düşünüyorum. Böyle işte sorumluluklarını alan, işlerini iyi yapan. Neye dönüştün? Böyle sarkastik konuşan, işte anksiyeteli birine dönüştün. Yani. Ama onlar senin tercihin yani. Ben yetişkin olunca da eğlenceli biri olacağımı düşünüyordum. Öyle oldu zaten. Yani o aslında senin elinde. Oo abi onun üstünden atlayacak. Ne de güzel atladın. Ha bunu gören birisi şimdi yapmaya çalışacak. Oynat bakalım kim geliyor. Tamam bu abi profesyonel. Ay kafayı vurdu ya. Yandaki direğe nasıl kafayı vurmayı başardın yani? Beklenen Süpermen gibi böyle uçmak. Gerçekte olan evet bu mantıklı. Abi çünkü rüzgar var doğru. Böyle olması lazım yani. Eğer bir gün süper gücünüz olacaksa yani seçerseniz Süpermen gibi olmayı seçin ama suratın böyle olmasın diye de belirtin yani. Birileri galiba böyle bir fotoğraf çekmek istemiş yani. Tam denizden çıkarken şöyle saçlar havaya. Ne geldi? Evet. Çok da kötü bir fotoğraf ya abi. Tam zamanında çekilmiş ya. Çok benziyor bence, daha da iyi olmuş yani. 1 milyon like alır bu. İnternette satılan kıyafetin görseli bu. Bak ne kadar güzel, ne kadar zarif. Böyle müthiş bir kıyafet. Gelen bu. Abi bir şey diyeceğim, rengi tutmuyor ya. Hani o beyaz, bu yeşil. Ayrıca yani renk dışında hiçbir şey tutmuyor ya. Renk de tutmuyor. Yani genel olarak tutmuyor. Eğer bir gün Çin Seddi'ne gitmeye karar verirseniz beklentiniz şu yönde olacak değil mi? Böyle ne güzel o tarihi gezeceksiniz işte, etrafa bakacaksınız falan. Yok öyle olmayacak. Gerçekte olan bu işte abi. Çünkü sizin gibi milyonlarca insan istiyor oraya gitmeyi. Ne olacak? Böyle insanlarla sıkıştırmış gideceksiniz. Ne o abi? Aha camda böcek var. Ne yapacaksın ona? Camı niye kırdın ya? Abi sinek ya da böcek, onu alsak ne olurdu yani oradan? Camı kırmaya ne gerek vardı? Ayrıca bir insan nasıl cama böyle vurur yani abi? Böyle yapınca kırılacağını bilirsin. Ne? O ne minik karpuz? Hayır onu almıyoruz. Hayır onu satın alamayız. Evet alabiliriz. Artık satın alabiliriz evet. Çünkü kırıldı, yapacak bir şey yok. Satın almak zorundayız. Yaşar boks makinesine müthiş bir vuruş. Tebrik ediyorum. Gerçekten dünyanın en iyi vuruşuydu ya. Bundan daha iyisi yok. Kameraya çok güzel bir an kaydettin. Evet ablacığım ne olacak? Evet tükürüyor. Lama çünkü bu. Yani ne olacağını bekliyordun abla. Sen böyle tatlı tatlı hayvanlarla video çekeceğim sandın da lama tükürür yani. Burası kuyumcu mu? Aha o kafayı nereye vurdu ya? Orada cam mı varmış? Bir saniye. Ben de vurabilirdim kafamı oraya.
Abi cam mekan komple cam mekanmış. Yani normalde mücevherler böyle cam mekanın içinde olur masa gibi. Bu komple cam yapmışlar. Orada ben de olsam ben de vururdum ya. O yüzden gülemeyeceğim. Su boz tutmuş. Evet, cam kırıldı. Ne alaka diye soramıyorum. Abi evet, su buz tutmuş, onu anladık da cam niye kırıldı ya? Restoranda kirazlı kola mı ne öyle bir şey varmış. Onu istemiş de bu gelmiş ya. Bence ama doğru bir şey gelmiş yani. Ben de öyle bir kola görmedim, duymadım da. Bence garson da duymamış. Evet, bunu içersin artık. Ayrıca da güzel duruyor yani, meyveli falan. Aramızda şöyle hamburger satın alabilen var mı? Yani bu fotoğrafı çeken kişi değil, bunu bütün dünya yaşıyor. Hamburgerin fotoğraf ne kadar güzel, böyle dolgun dolgun. Tam da yenmelik. Bir veriyorlar hamburgeri, bak böyle dövülmüş ya. Böyle birisi gelip eliyle vurmuş. Benim hamburgerim niye böyle ezik her seferinde, ben onu anlamıyorum. Şöyle şişkin olması için ne yapmamız lazım yani? Eminim ki alıyorlar hamburgeri, hazırlıyorlar böyle, paketliyorlar, sonra bir tane de vuruyorlar, öyle veriyorlar. Paketin üstünde ne kadar güzel, bakın içi dolu dolu, ağzına kadar dolu hem de. Ama koydukları şeye bak. Abi madem bu kadar koymayacaksın, niye fotoğrafını böyle koyuyorsun ya? Senin beni kandırmaya hakkın var mı ya? Bir de abartılı koymuşlar yani, bak içinde bu kadar bu kadar var diyor. Yok, bu kadar var. Böyle bir pasta mı bu, ne bu? Öyle bir şey satılıyormuş. Onu alıyorsun yani, içinden hani böyle çıkacak. Daha öyle çıkmamış. Ya da galiba kendileri mi yapamamış, onu tam anlamadım. Ama yani ben bu fotoğrafla şunun bağlantısını göremiyorum. Abi o çamurlu yerden geçmeyeceksin değil mi? Hayır ya, her yer pis pis. Ayakkabını niye çıkardın? Ne kadar mantıksız bir hareketti ya. O terlikler zaten ıslandı ki yani. Aa! Adam gitti. Abi o kadar derin miymiş orası? Ay. Terlikleri çıkardı bir de ya adam. Demek ki neymiş, öyle dibini görmediğiniz yerlerden yürüyüp geçmeyin. 30 sente şunlardan sipariş ettin. O mu geldi? Sen onun geleceğine gerçekten inandın mı ya, 30 sente? Şuna bak, koskoca böyle taşlar gelecekmiş böyle böyle. Tabi 30 sente onu gönderirler yani. Ucunu kesip göndermişler. Balayımızda kahvaltı için güzel göründüğümü düşünüyorum. Ama eşim beni böyle görüyor. Yani güzel görüntü ya. Bence komik. Ne oluyor? Ne o? Aha, uyuyan ablaya şaka mı var? Ne ki o, salam mı? Herhalde öyle bir şey. Ne? Ablanın alerjisi varmış. O neydi acaba ya, alerjisi olan şey? Şaka yapmaya çalışmıştık. Basit bir şakaydı. Alerjiyle sonuçlandı. Çok kötü ama ya. Abi gece uyuyorsun, sabah bir kalkıyorsun, alerjin olmuş. Şişmiş her yerin. Paketiniz teslim edildi. Ne güzel. Aa. Hani nerede ya paket? Abi kamera kayıtları var. Bir saniye, yakalayacağız galiba. Tamam. Çocuk geldi, aldı paketi. Geldi orada attı bir de. Ne alaka? Abi paketimi neden atıyorsun ya sen? Şuna bak. Neyse ki paket bulundu yani. İyi ki de kamera varmış. Çenenizi düzeltmek için böyle yapın. Yo. Yapmayın ya. Abla yapma yapma. Öyle her videoda gördüğünüz yapılmaz. Doktor mu abla? Belli değil ne yaptı. Aha. Kırdı. Çeneyi mi kırdı? Ne yaptı? Böyle yapınca neyi düzeltiyor? Yani şu an canım acıyor sadece. Ben çenemden memnunum abi. Şu an dünyanın en kötü şakasını görüyorum ya. Abi kelime oyunu var. iPad biliyorsunuz. Ya bir de o İngilizce'de iPad. Yani ikisi de aynı okunuyor. iPad, iPad. Sana iPad aldık diye bunu vermişler. Gerçekten bak tadım kaçtı ya. Hani bu kadar kötü bir şaka görmedim ben ya. Bu abi ne yapıyor? Abi sen oralarını boyadın mı? Ha, sakallarını boyadı herhalde. İyi olabilir. Ama gerçi boyalar çıkmadı mı? Ha, boya öyle mi kaldı? Derisindeki boyalar çıksa aslında iyi olacak da komple buralarda boyalı kalmış ya. Yani çıkana kadar bekleyeceksin artık. Abla galiba saçlarını bukle bukle yapmak istemiş. Bigudi takmış. Evet abla. Şu an hiç güzel olacak gibi değil ya. Evet abla. Ay karıştırsaydın saçları keşke ya. Böyle kötü. Ha. Karıştırınca da yani bilemedim. Oo iyi iyi, bak son hali iyi olmuş. Sizce de son hali iyi değil mi ya? Pastanın üstünde bunu mu istediniz? Ne geldi? Bu zor çünkü. Ne geldi çok merak ediyorum. Bu ne ya? Abi elleri ayak gibi. Ayrıca poz böyle değildi. Bu kim ya? Şimdi bu karakter nerede? Şu pastanın üstüne yaptıkları bu nerede? Yani poz bile tutmuyor. Bir parti için bir şey almışlar. Giant Family Pool, yani büyük aile havuzu. Bu nerenin büyük aile havuzu ya? Karınca büyük ailesi mi bu? Bu nasıl bir şey abi? Dolandırıcılık bu. Büyük aile havuzu alıyorsun, bu çıkıyor. Hangi aile girecek buna? Ne oluyor?
Ha şu tavandaki böyle pütür pütür olur. Abi sen yapma, o öyle değil. Ha gözüne girdi değil mi? Böyle baktığın için gözüne düştü. Sen usta mısın abi? Bırak usta yapsın. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Beklediğini alamayan insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.